Öğrenciler merhabalar. Bir mesleki gelişim dersinde daha birlikteyiz. Bugün su kirliliğinden bahsedeceğiz. Su kirliliğinin insan sağlığına olan etkilerini, doğaya etkilerini değerlendireceğiz. Su kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek önlemlerden bahsedeceğiz çocuklar. Evet çocuklar, su kirliliği öncelikli olarak bir doğa, tabiat kirliliğidir. Doğa kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulması halidir. Ekosistemi bozmaya yönelik bu eylemler kirlenme olarak tanımlanır. Çevre, dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle, çevre ekosistem olarak da tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, İnsan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil eder. Bu unsurlar içerisinde su çok hayati bir öneme sahiptir. Su, oksijen ve hidrojenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, kokusuz, renksiz ve tatsız bir maddedir. Günlük hayatta hem biz insanların hem de ayrım yapılmadan tüm canlıların hayati fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan en önemli, belki de yegane içecektir. Su, besinlerin sindirimi, emilim ve hücrelere taşınmasında, hücre, organ ve dokuların düzenli çalışmasında, zararlı maddelerin vücuttan atılmasında, vücut ısısının kontrol altında tutulmasında ve daha sayılamayacak birçok noktada işlev sahibidir, önemli bir role sahiptir. Peki, bu suyun temiz tutulması ya da kirliliğin önlenmesi için neler yapılmalıdır? Onlardan biraz bahsedeceğiz ama öncelikli olarak su kirliliğinin tanımını ve nedenlerini irdelemekte fayda var. Suyun kirlenmesi, su ortamının doğal dengesinin mineral olanı, oranı, tat, berraklık, asılı partiküllerin bozulması şeklinde tanımlayabiliriz. Suya karışan maddeler, suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek su kirliliği olarak tanımlayabileceğimiz olayı ortaya çıkarır. Peki su kirliliğinin nedenleri nelerdir? Öncelikli olarak tarımsal faaliyetler en ön sırada yer alır diyebiliriz. Tarım alanlarında kullanılan pestisit yani tarım ilaçları ve herbisitler, zararlı otlarla mücadele ilaçları suda doğal olarak zor parçalanan bileşiklerdir. Yoğun tarım yapılan arazilerde kullanılan tarım araçları genellikle çok dayanıklı olduklarından ayrışmaları yıllarca sürebilir. Bilinçsizce gübre kullanımı yeraltı sularını ve yüzeysel suları kirletmekte, içme suyunun sertliğini arttırmakta, göl ve nehirlerde canlıların ölümüne sebep olmaktadır. Bunlar hem toprak kirlenmesine hem de su kaynaklarının ciddi oranda kirlenmesine neden olmaktadır. Bir başka kirlenme tipi de bu noktada erozyondur diyebiliriz. Toprak kirliliğinde bundan biraz bahsedeceğiz ama burada da kısaca değinmiş olalım. Erozyonla çok miktarda tarıma elverişli toprak kaybı söz konusu olur. Verimli toprağın yok olmasından dolayı tarımsal üretimde düşüş, kalitenin bozulması, besin zincirindeki eksikliklerin yanı sıra erozyonla taşınan topraklar denizlerde ve akarsularda bulanıklık oluşturarak su içi ekolojik dengeyi etkilemektedir. Bu ayrıntılardan sonra su kirliliğine neden olan faktörlerden biri olan sanayi kirliliğine değinelim. Bilindiği gibi dünyada su tüketiminde önemli bir unsur da endüstriyel sulardır ve memleketler teknolojik olarak geliştikçe endüstriler için su gereksinimi de doğal olarak artmaktadır. Her endüstriyel proses yani üretim doğal su sistemine zararlı olabilecek atıklar vermektedir. Sanayide kullanılarak atılan sular kullanım yerlerine göre değişik kalitelerde olacağından bunları taşıdıkları kirletici tür ve yüklerine göre başlıca 3 grupta toplayabiliriz. Bunlardan biri üretim işlemleri atıklarıdır. Her endüstrinin kendine özgü atık suları vardır dedik az evvelde. Üretim esnasında oluşan atık sular, proses atık sular olarak nitelendirilir.
proses atık suları, çeşitli ham maddeleri, ara madde atıkları ve mamul madde atıklarını içerir. Proses suları anorganik ve organik atık maddelerini de içermektedir. Bir diğer proses suyu da soğutma sularıdır. Bu sular temiz olup sadece yüzeysel suların sıcaklığını yükseltir. Sıcaklığın yükselmesiyle iki problem ortaya çıkar. Oksijenin suda çözünürlüğü azalır. Sıcaklığın yükselmesi biyolojik faaliyeti hızlandırarak atık suda oksijen azalmasına neden olur. Bu da o noktadaki doğal yaşamı olumsuz şekilde etkiler. Bir diğeri ise iş yeri ve çalışanların atıklarıdır. Bu suların %10'u döşeme yıkamalarından ve musluklardan, %90'ı banyo ve tuvaletlerden ortaya çıkar. Bu sular çeşitli kimyasal maddeler ihtiva eden endüstri atık suları, yüzeysel sular üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Dolayısıyla bu suların kendi kendilerini biyolojik olarak arıtmaları da mümkün olamamaktadır. Evlerde gereğinden fazla deterjan, sabun ve temizlik maddesi kullanımının, atık ilaç, pil, yanık yağ gibi maddelerin, yağmur sularıyla beraber yeraltı sularının ve yüzeysel suların kirletilmesine neden olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız çocuklar. Evet çocuklar, yerleşim yerleri yani yaşadığımız insanoğlu yaşadığı yerlerde ve atıkları da su kirliliğinin ana nedenlerinden birini oluşturmaktadır. İnsan yaşamı ile ilgili kaynaklardan kanalizasyon sistemine verilen suların toplamına atık sular denir. Bunlar bir yerleşim biriminin birçok pisliğinin bir araya geldiği son derece kirli sulardır. İçlerinde suda çözünen asitlerin bazıları yanı sıra suda çözünmeyen katılar, sıvılar, süspansiyon, emülsiyon, çok çeşitli zararlı ve zararsız bakteriler bulunmaktadır. Böyle sular eskiden kanalizasyon sistemiyle yakından geçen bir nehre veya yakında bulunan bir göle verilirdi. Evsel atık sularda bakteriler, özellikle insan ve hayvan bağırsaklarından gelen ve çok miktarda rastlanan, normal zamanda zararsız olan kolibakterileri de bulunur. Biyolojik olarak arıtma tesislerinde hastalık yapan mikroplar zararsız hale getirilmesine rağmen tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Evet çocuklar, sebeplere değindik. Yani su kirliliğinin sebeplerine değindik. Peki çevresel etkileri nelerdir su kirliliğinin? Biraz da bundan bahsedelim. Gerçekte sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü belki diğer faktörlerden çok daha fazladır. Ülkemizde özellikle sanayi kuruluşları sıvı atıkları ile su kirliliğine bağlı olarak toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere yol açmaktadır. Su kirliliği içme sularının sertliğini artırmakta, hatta ağır metaller yönünden zengin hale, yani içilemez su haline getirmektedir. Aşırı gübre kullanımı tarlaların tuzluluğunu arttırmakta, bunun sonucunda verimsiz tarım arazilerinin alanı genişlemektedir. Yani üretim verimliliği düşmektedir. Gereğinden fazla kullanılan deterjanlar arıtılmadan göllere ve nehirlere verildiğinden mavi ve yeşil alglerin üremesine sebep olmaktadır. Bunlarla beslenen canlılar da toplu ölümlere sebep olmaktadır. Geri dönüşüme gönderilmeyen 1 litre atık yağ, yani kızartmalarda kullandığımız bu yağlar 1 milyon litre temiz suyu kirletmektedir çocuklar. Peki su kirliliğinin insan sağlığına etkisi nedir? Öncelikli olarak kolera, tifo, paratifo, dizanteri, hepatit, ishal, çocuk felci, sıtma gibi hastalıklar ne yazık ki sağlıksız sulardan kaynaklanmaktadır. Bütün dünyada ve ülkemizde su kaynaklarına olan ihtiyaca paralel olarak sınırlı bulunan bu kaynaklar üzerindeki kirlilik maalesef giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her gün yaklaşık 25 bin kişi sağlıksız su kullanımından dolayı hayatını kaybetmektedir. Tifo, kolera, dizenteri gibi ölümcül hastalıklar su ile insana geçtiği gibi gerek atık suların gerekse zirai gübrelerin kuyu sularına bulaşması sonucu amonyak ve nitrit gibi kimyevi maddelerden insanların sağlığı tehlikeye girmektedir çocuklar. Ayrıca yeraltı sularına ulaşan
Zirai ilaçlardan meydana gelen zehirlenmeler de ciddi manada insan ölümlerine yol açmaktadır. Peki doğaya etkisine su kirliliğinin biraz bunlardan bahsedelim. Atık sulardaki kimyasal maddeler ve organik bileşikler suda çözülmüş olan oksijen miktarının başta da belirttiğimiz gibi azalmasına sebep olur. Bu durum suda yaşayan bitki ve hayvanların ölüm oranlarını arttırmaktadır. Bu tür sular daha koyu renge ve pis bir kokuya sahiptir. Hatta bazı göller ve derelerde aşırı kirlenme sonucu canlı yaşamı sona ermiş ve içerisinde atıklardan meydana gelen adacıklar oluşmuştur. Radyoaktif atıklar da gün geçtikçe çevremizde tehlike oluşturmaktadır çocuklar. Bu atıklar belirli şartlarda saklanmaktadır. Fakat bazı durumlarda kazayla veya bilinçsiz bir uygulamayla tabiata ve yeraltı sularına karışmaktadır. Radyoaktif atıklar tarafından yayılan radyasyon ise canlılarda kanser ve mutasyonlara sebep olmaktadır. Peki bu sebeplerden bahsettik. Peki bu su kirliliğini önleyemez miyiz? Bu su kirliliğinin önlenmesi için neler yapabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Suyun yaşamın devamı açısından ne denli önemli bir kaynak olduğu bilinciyle bizden sonra gelecek kuşaklara sağlıklı içme suyu ve yaşanılabilir bir çevre bırakmamız gerektiği konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir. Su kirliliğini önlemek için devlet tarafından yapılacak müdahalelerde ilk akla gelen girişim kirlilik standartlarının belirlenmesidir. Yüzeysel sularda ve yeraltı sularında kirlenmelere neden olabilecek katı atıklar çeşitli yöntemlerle ortadan kaldırılmalıdır, yok edilmelidir. Yerleşim yerlerindeki atık sular arıtma istasyonlarından geçirildikten sonra bertaraf edilmelidir. Fabrikalara filtre ve arıtma tesisleri mutlaka konulmalıdır. Kontroller bu noktada ciddiyetle sağlanmalıdır. Üretimde doğaya zarar vermeyecek maddeler kullanılmalıdır. Alıcı ortamların yani doğanın durumu iyileştirilmelidir. Örneğin su değişim potansiyeli düşük olan koy ve körfezlerde alınabilecek bazı önlemlerle su sirkülasyonu arttırılarak kirleticilerin daha az bir şekilde seyreltilmesi mümkün olabilecektir. Alıcı su ortamlarının seyreltme ve doğal arıtma potansiyelleri de bu noktada kullanılabilir. Örneğin açık deniz kıyılarında olduğu gibi alıcı ortamların çok yüksek seyreltme kapasitelerine sahip olduğu durumlarda basit mekanik arıtma işlemlerinden sonra derin deniz deşarjları yani boşaltmaları uygun bir atık su bertaraf yöntemi olabilir çocuklar. Çiftçilerin eğitimleri periyodik olarak ve doğru şekilde yapılmalıdır. Çiftçilerimize doğru gübreleme veyahut da aşırı gübre kullanımının olumsuz sonuçları hakkında konunun uzmanları tarafından bilgiler verilmesi son derece önemlidir. Özellikle ev hanımlarının daha çok temiz olacak düşüncesiyle aşırı deterjan kullanımının hem aile bütçesine hem de çevreye verdiği zararlar hakkında kısa filmler hazırlanmalı ve kitle iletişim araçları tarafından bunlar yayınlanmalıdır. İzlenmeleri sağlanmalıdır. Atık ilaç, pil, yanık yağ gibi maddelerin geri dönüşüme gönderilmesi hususunda özellikle okullarımızda öğrencilerimiz bilgilendirilmelidir. Birey olarak çevremizdekileri daha az kirletme konusunda uyarılarda bulunabiliriz. Birbirimizi bu noktada doğru şekilde yönlendirebiliriz. Bütün bunların yanında insanlar çevreyi koruma adına bilinçlendirilmelidir. İnsanlar artık şunun farkına varmalıdır. Dünya birdir, tektir ve onu koruyacak da yine bizleriz, yani insanlarız. Çocuklar, bu ayrıntılardan sonra konumuzun sonuna geliyoruz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Kalın sağlıcakla.